Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizleri gerçekten profesyonel trader'a çevirebilecek, hızlı hareket etmeniz gerektiği, bilgi toplamanız gerektiği zamanlarda yararlı olabilecek 5 tane ücretsiz siteden bahsedeceğim. Kripto ile alakalı. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Bir de 3 Kasım'a kadar XDAO adlı projenin bir görevi var. Ücretsiz olarak NFT toplayabiliyoruz buradan eğer bu göreve katılırsak. Küçük birkaç araştırmayla cevap verebilirsek ve bu NFT'ler gerçekten iyi işler yapabilir. Çünkü destekçi de görmeniz lazım ama tabii bunlardan daha detaylı bahsedeceğiz. Şimdi siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar ben her zamanki videonun aşağısında bütün başlıkları veriyorum. O 5 siteyi size almadan önce sadece şöyle kısa bir görevden bahsetmek istiyorum. Bu XDAO token arkadaşlar ilk çıktığı gibi ön satışından 0.06 ile çıkıyor ve şimdiden 0.67 neredeyse görebilirsiniz. Yani 10x'ten bahsediyoruz ki burada CoinMarketCap'te de bunu görebiliyorsunuz. Kendini gayet güzel bir şekilde de koruyabilmiş. Hani bunu satın almak ister tamamen size kalmış ama ben quest'inden yani görevinden bahsetmek istiyorum. Hepimizin ücretsiz bir şekilde katılabileceği. Şimdi ana sayfasına geldiğimiz zaman sizlere partnerlerinden bahsetmiştim. Bakın görebiliyorsunuz. Büyük partnerler arkasında. Zaten o yüzden bu 10x'i yapabilmiş ve kendini bu dönemde bile koruyabiliyor ve devam da tahminen edecek. Hani gözüm üstünde yani bu projenin. Ama görevine nasıl katılabileceğinizi söylemek istiyorum ki girerseniz en azından buradan NFT'leri de toplar. Belki de güzel miktarlarda satabilirsiniz. Özellikle eşsiz olanlardan alırsanız. Şimdi bu projeyle alakalı çok fazla detayına girmeyeceğim ama multi-chain farklı ağlar üzerinde DAO yaratmak üzerine kurulmuş bir projeden bahsediyoruz. DAO da neydi genel olarak bildiğimiz? Bu projeyi destekleyen, elinde token'ı bulunduran ya da NFT'si bulunduran herkesin gelip burada oy verebilme yöntemiydi. Bununla alakalı farklı konseptler de var. Dediğim gibi çok fazla detayına girmeyeceğim. Belki sonralardan bununla alakalı başka bir video yapabiliriz. Bu arada sonradan düşünüp token'ı almak isteyenler de burada Polygon ağı ya da Ethereum ağı üzerinden alabilir. Şu an Uniswap'teyim gördüğünüz üzere. Aynı zamanda bakın sadece destekçileri olarak değil, direkt BNB Chain'de onları retweet yapmış. Yani paylaşmış. Bunun daha güvenilir olduğunu da görebiliyoruz zaten hani buradan. Ben de açıkçası buna bu tweetle denk geldim. Ondan sonra biraz daha araştırma yaptım. Çünkü burada da yazıyor. 3 Kasım'a kadar devam edecek. Ondan sonra bitecek. Muhakkak girin diye insanlara yazmış. Hani insanlar da o şekilde NFT'lerini toplamaya çalışıyorlar. Ücretsiz tabii ki. Neyse geldiğimiz zaman bu sayfaya burada çok fazla bakacağınız bir yer yok. Play ya da join the quest yapabiliyorsunuz. Play diyelim şimdilik. Bu bizi bir aplikasyona alıyor. Buraya ilk başta bağlama tuşu gelecek. MetaMask'inizi ya da farklı birkaç cüzdan da destekliyor. Buraya bağlıyorsunuz. Benim şu an herhangi bir puanım yok. Daha yeni bugün bağladım açıkçası. Bakın görüyorsunuz 8 gün işte 21 saat. Neredeyse 9 gün kaldı diye. Gördüğünüz üzere burada quest kısmında yani görev kısmındayız. Backstory. Daha önceki hikayesine bakalım beraber. Ben burada biraz daha böyle birkaç sayfasına baktım zaten. İşte ne olduğunu anlatıyor. Bu şehre bir şeyler olmuş. Neler olduğunu öğrenebilmek için devam etmemiz gerekiyor. İşte uyanıyorsunuz ve Find the robot yani robotu bulmaya gidiyoruz. Tıkladığınız zaman burada işte robota bir şeyler soruyor. Ne oldu burada tam olarak? Sen kimsin falan diye böyle bir hikaye devam ediyor. Ondan sonra takip ediyoruz bunu. Follow Lin diyelim. Hani hızlı geçiyorum siz buraya bakarsınız zaten. Ha, bu şekilde çizgi roman gibi oyunlar diyebiliriz. Özellikle bunları sevenler daha da eğlenebilir bu konuyla. Biraz daha böyle bulmaca çözüyormuşsunuz gibi düşünün kendinizi. You need to insert a code name yani kodu yazmanız lazım. Ama şimdilik veriyorlar. It's DAO yani işte konseptle de alakalı olduğu için buraya DAO yazıyorsunuz. Ve get inside the tower yani kulenin içine giriyoruz şimdi. Buna girdikten sonra da burada ayrı işler oluyor. What is DAO? DAO nedir? Buradan onu öğreniyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Birileriyle buluşuyoruz. Sonra farklı kodlar. Şimdi bu kodların hepsi kolay bir şekilde bulunmuyor ilk gösterdiğim gibi. Onun yerine hani bunları devam ettirebilmek için küçük bir araştırma yapmak lazım. Ya da işte cevapları toplayabilmek lazım. Bunların Discord'ları ve Telegram'ları da var. Onlardan da hani burada konuşuyorlar. Chat kısmına girerseniz orada bahsediyorlar bunlardan. Hani bazen cevapları veriyor, soru sorabilirsiniz. Ya ben şurayı geçemedim ne yapabiliriz falan gibisinden. Buradan cevapları aldınız ya da daha önce konuşulmuş muhabbetleri de okuyabilirsiniz. Buradan cevapları aldığınız zaman ki bayağı da kişi takip ediyor fark ettiyseniz. Neredeyse 60-70 bin kişiden bahsediyoruz. Burada cevapları aldıktan sonra gelip buraya yapıştırabilirsiniz. Hani bulamadıklarınızdan bahsediyorum. Bu şekilde devam edersiniz. Sonrasında da bakın bu ana sayfasında da söylüyor.
what is the city quest, yani ne yaptığınızı okuyorsunuz, çözüyorsunuz, sonra kazanıyorsunuz. Hani NFT'leri alma şansınız var farklı eşsizliklerde, farklı nadirliklerdeki, nereye kadar ulaşırsanız devam edebiliyorsunuz. Şu an iki tane görevleri açık. Bunları geçip ondan sonrasında diğer kısımları açılacak birer birer ve bunlara 8 gününüz, 9 gününüz var. Bu süre içerisinde yapabilirsiniz. Zaten bilgileri paylaşacak. Ben de bulunca hani böyle bir şey gördüm. Eğlenceli olabilir. Sizlerle de paylaşayım istedim. Dediğim gibi gerekli linkleri zaten vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi geldik o sizi gerçekten pro trader yapabilecek 5 tane ücretsiz kullanımı olan siteye. Bunlardan ilki benim de çokça kullandığım Coin 360 arkadaşlar. Bu Coin 360'ın birkaç özelliği var. O özellikleri bu sadece burada ısı haritasını gördüğünüz, hangisi daha artmış hangisi azalmış bir anda görebildiğiniz yer değil. Tabii ki bu da kullanışlı. Ama onun dışında burada ben çokça temel analiz yapmaktayım. Bunlar şu aşağıdaki ok tuşuna basarsanız yukarıya doğru. Burada bir saat önce bakın bir sürü haber çıkmış. Sürekli bu çıkan haberleri burada yeniliyorlar. Temel analizde öğrenip ona göre davranmak, işte kötü bir haber ya da iyi bir haber çıktığında ona göre hareket etmek, hızlı olabilmek açısından burada derledikleri için tek bir yer yok. Bakın görüyorsunuz The Block, işte Cointelegraph, Coindesk farklı yerlerden topladıkları için bir anda görebilmeniz adına sizlere yarayacaktır. O yüzden bu siteyi temel analiz yapabilmek, bilgi toplayabilmek için kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz, tamamıyla ücretsiz. Devam ettiğimizde Bobless diye okunuyor galiba, .com diye bir site var. Burada görebiliyorsunuz hangi token'a daha fazla long short yapılmış ama bunun dışında hangisi daha fazla alınıyor ya da satılıyor görüyorsunuz. Yani bir nevi aynı şey zaten. Burada siz belli başlı coin'ler daha aşağı indiğinizde arttırabilirsiniz bunu. Hani daha fazla coin de yapabilir. Ama en çok seçilmiş coin'leri burada görebiliyorsunuz ve üzerine tıkladığınız zaman sizi satın alabileceğiniz bir sayfaya götürüyor. Tabii tahminen referans linki bu ama yine de hani bunu hızlı yapabilmeniz açısından ve şu anki durumu görebilmeniz açısından. Yani bu artacak mı, azalacak mı, ona göre işlem yapabilmeniz açısından size bir fikir verebilmesi için önemli görüyorum. Yine aynı şekilde aşağı indiğiniz zaman da bunu görebiliyorsunuz. Yeşile çok yakınsa bunun long olduğunu, yani daha fazla alışların olduğunu ve fiyatın artabileceğini öğrenmiş oluyoruz. Bu aşağı doğru, kırmızıya sarıya doğru olduğu zaman da bunun daha fazla satıldığını, hani short'a doğru gittiğini az çok anlayabiliyoruz. Yani genel konsepti çözmüş oluyoruz burada. Bu da kullanılabilecek sitelerden bir tanesi. Diğeri bayağı sevdiğim böyle şeker gibi bir site. Yine burada hızlı seçebilmek açısından önemli. Bakın burada görebiliyorsunuz. En çok artanları direkt anlayabiliyorsunuz zaten burada. O hoşuma gitti. Isı haritasını biraz daha farklı bir şekle getirmişler. Bubbles diye geçiyor. Crypto Bubbles. Burada istediğinizi oynatabiliyorsunuz bu arada. O da eğlenceli. Yani isterseniz buraya çekebilirsiniz. Hani oynayabiliyorsunuz yani bu şekilde. Bakın Clay'in en fazla arttığını, Ton ondan sonra işte Hex, HT, Nexo gibi tokenların burada arttığını ve düşüşlerde de yine büyük ama kırmızıyla ifade ettiklerini yine burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da işleri biraz kolaylaştırıyor. Bakın farklı şeyler eklemişler. İlk 100, ilk 200, ilk 300 falan diye. 300'ü koyduğunuz zaman görüyorsunuz burada çok daha fazla hızlı artanları var. İlk 300'den, yani en çok hacim almış, en büyük listelenen ilk 300 token'dan bahsediyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da burada bakın piyasa değeri hafta değeri olarak var. Sadece hafta değerleri olarak var. Ya da bir şey değiştirecekseniz işte farklı dakikalar var, aylık var, yıllık var, performans değeri var. Yani çeşitli hallere getirebiliyorsunuz bunu daha rahat anlayabilmeniz açısından. Bu da kullanışlı, interaktif, güzel bir site açıkçası. Sizle de paylaşmak istediğim. Dördüncüsü arkadaşlar, bunu birçoğunuz aslında biliyor olabilirsiniz. Bunun kendi siteleri de var. Ücretli olarak kullanılabiliyor. Ama illa ücretli kullanmanıza gerek yok. Whale Alert diye geçiyor. Balinalar piyasa hareketlerini çok değiştirirler. En büyük balina sizin tokeninizde ya da yatırım yaptığınız yerde ne yapıyorsa tahminen onun yaptığı hareketi yapıyor olmanız sizin lehinize olacaktır. Neden? Çünkü piyasada para girdiği zaman belli bir token'a değer artışı olmakta. Ama çıktığı zaman da tam tersi oluyor. Siz çıktığı zaman hala long, yani artacağını düşünüyorsanız, büyük bir balina çıktığı zaman diyelim, sizin için bir problem olabilir. Yani değeri elinizdeki token'ın düşebilir. O yüzden de zaten bunu diyorum ki burayı takip etmeniz belki de büyük miktarlarda para girişleri, Bitcoin girişleri, Ethereum girişleri olduğu zaman piyasanın az çok düşebileceğini, yani bunun satılabileceğini, özellikle borsalara girdikleri zaman ya da çıktığı zaman da artabileceğini, insanların daha fazla long, yani hodl yaptığını, ellerinde tuttuğunu anlayabiliyoruz. Ya da USDT basıldığı ve bir yerden bir yere yollandığı zaman, borsalara yollandığı zaman az çok longların gelebileceği, yani alımlar olabileceğini ve buna göre hareket edebileceğimizi, kendi hareketlerimizi, alım ve satımı buna göre karar verebileceğimizi görebiliyoruz. Şimdi bunu ücretsiz olarak
bakmak isterseniz Twitter'ları var. Whale Alert'ın. Buradan zaten bakabilirsiniz, 2.2 milyon takipçileri var. Aynen benim size şu an anlattığım gibi traderlar bunu çok daha detaylı inceliyorlar tabii ki, ama en basit haliyle anlatmaya çalıştım. API dediğimizi ekleyebiliyorsunuz ama bu ücretli kısmı. Neyse, ona illa bakmanıza gerek yok. Burada da zaten bütün bilgileri bakın görebiliyorsunuz. 34.000, 35.000 ETH, Ethereum, işte şuraya Gate.io'dan Crypto.com'a. Yani bu ince detayına kadar zaten size anlatıyorlar. Devam edelim, son sitemize geçmiş olalım. Burası da aslında kullandığım yerlerden CoinGlass.com. Burası biraz daha detaylı açıkçası. Burada genel olarak vadeli işlem yapan arkadaşlarımız daha fazla bilgi edinebilir. Bakın, longlarından shortlarına kadar tokenlarının hepsini, 1000 tane token var ya da burada araştırabiliyorsunuz daha fazla isterseniz. En fazla tabii ki BTC hani kullanılıyor ama borsaları da var. Bakın, en başta Binance olmak üzere bütün borsalarda nasıl long short yapıldığını, bunlardan hangisinin daha fazla olduğunu, hangisinin daha az olduğunu burada görebiliyorsunuz. Devam ettiğiniz zaman bakın uzun kısa kısmında hani hepsini araştırın, tabii ki hepsini anlatmayacağım burada ama uzun kısaya tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa çıkacak. Bu da yararlı olabilir. Bakın, farklı borsalarda BTC için özellikle bakıyoruz. Binance'te hani geneline baktığınız zaman BTC'nin şu an değişti mesela. Daha fazla long var. Şeyde OKEX'te bakıyorsunuz long %66, sürekli değişiyor. CoinEx'te bakıyorsunuz neredeyse %100'e yakın long, yani daha fazla yükseleceğini düşünüyorlar. Bakın, şu an genel piyasada %64'lük bir yükseliş oranı var. Buradan da alıp bilgileri, buradan öğrendiklerinizi gidip kullanabilirsiniz kendi trade'lerinizde, özellikle de vadeli yapıyorsanız. Tabii ki burada bütün detaylarını şurada şuna bakılır, burada bu yapılır şeklinde anlatabilmem zor. Ama bu sayfaların hepsini kullanarak ya da bir kısmını kullanarak, kombine ederek kendi trade'inize göre day trade yapıyor olabilirsiniz, haftalık da trade yapıyor olabilirsiniz, sadece yatırımcı bile olabilirsiniz. Yine buradaki bilgiler, veriler, haberler sizlerin işine yarayabilir. Ben de zaten o yüzden bir tane derleyeyim dedim böyle. Sizlere de umuyorum ki yararlı olacağını düşünerek. Tabii ki eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında hızlı bilgiler, çekilişler, trade ipuçları için de Twitter ve Telegram'ım da var. Yine aşağıda linklerini veriyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.